Tekrar merhaba. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere ölçüm komutlarını anlatmak istiyorum. Ölçüm komutları ZWTD ile sorgula sekmesi altından ulaşabiliyorsunuz. İlk örneğimiz mesafe ölçer. Kendi içinde 4 farklı yöntem vardır. Biz birinci yöntemle başlayalım. En kolay yöntemlerden biri budur. İki nokta arasındaki mesafeyi ölçmenizi sağlar. Birinci noktaya geldim, tıkladım. Ben diyorum ki şurasıyla ikinci noktama tıklıyorum. Şurasının uzunluğunu ölçmek istediğimde iki noktayı seçtiğimde bana oranın mesafesini veriyor bakın. X'te, Y'de ve Z'deki değerlerinde alabiliyorsunuz. Bu değerleri şuradaki sol alt taraftaki yöne göre verdiğini görebiliyorsunuz. Tamam dedim, onay verdim. Mouse'umun orta tuşuna boş bir kere tıkladığımda yine kaldığım yerden devam edebilirim. Bu tüm komutlar için geçerlidir. En son kullanmış olduğunuz komutu çağırmak için orta tuşa basabilirsiniz. İkinci yöntemde ise geometriden noktaya, yani bir nesnemiz olacak bizim. Örnek veriyorum. Burada benim bir pistonum var. Bu pistonumun şu yüzeyinden nereye alalım onu? Nokta olarak da şu noktaya mesela. Bakın, pistonumun alt yüzeyinden parçamın şuradaki noktasına olan uzaklığı, mesafesi 957'ymiş. İkinci yöntem bu. Üçüncü yöntemde ise geometriden geometriye dedi. Yani nesnelerden nesneye. Mesela atıyorum piston en arkasından parçanın bu yüzeyine olan mesafesi de bakın bu şekilde tayin edebiliyorsunuz. Onay verdik. Çıkıyoruz. Orta tuşa bastık tekrar. Son olarak da arkadaşlar düzlemden noktaya. Bir düzleme ihtiyacımız var. Mesela şu düzlemden nokta olarak da şu nokta. Bakın şu kenar nokta. Sonra olan mesafeyi bize veriyor. Şimdiki örneğimizde gördüğünüz gibi bir kalıbımız var. Bu kalıbımızdan çeşitli açı ölçülerini almak istersek eğer hangi komutları kullanabiliriz ya da hangi komutlar ZWTD ile bize ölçüler almamızı sağlıyor. Ben geliyorum, açı komutuna bastım. Birinci örneğimde bir referans nokta belirliyorum. O referans noktasına göre birinci nokta ve ikinci noktada olan açıyı söylüyor bize. Referans noktam benim şu yüzeyim olsun. Bu yüzeyime göre birinci noktam bu olsun. İkinci noktam da bu olsun. Bana seçmiş olduğum referans noktasına göre şuradaki iki nokta arasındaki derece mesafesini program söylüyor birinci yöntemle. Çok basit. İsterseniz bakın referans noktasını siliyorum. Orası değil de referans noktasına burası veriyorum. Şuradaki yüzeye göre iki noktanın açısı gördüğünüz gibi 20 derece oldu. Onay verdim. Tekrar mouse'un orta tuşuna basarak en son yapmış olduğum komuta geri geldim. İkinci yöntemde ise 4 noktadan geçen açıyı ölçmek istersek. Mesela şu eğri güzel bir örnek bizim için. Geliyorum bakın birinci nokta, ikinci nokta, üçüncü nokta ve son nokta diyorum. Bana buradaki eğrinin açının 19,27 derece olduğunu söylüyor. Bu güzel bir komuttur arkadaşlar. Onay verdim. Mouse'un orta tuşuna bastım. Üçüncü yöntemde ise iki vektör diyor. Referans yönüm ve hedef yönüm. O da şu şekilde oluyor. Şimdi benim şöyle bir yönüm var. Buraya olan açısı. Zaten bu keskin hatların birleştiğinde 90 derece olduğunu gözle görebiliyorsunuz bakın. Bu çizgiyle bu çizginin kesmesinde olan açı 90 derece. Bu tarz seçimler yaparak açı ölçümleri yapabiliyorsunuz bu örnekte de. Son olarak geldim. Dördüncü yöntemim. Üzerinize geldiği zaman söylüyor zaten komutu. İki düzlem diyor. Bak, bu çok sevdiğim bir
komuttur. Şu yüzey ile ikinci düzlem arasındaki açıyı öğrenmek istersem, bakın sadece yüzeyleri seçiyorsunuz, onay veriyorsunuz ve size kaç derece olduğunu söylüyor. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Bu eğitim videomuzda parçamızdan yay ölçümleri almak için kullandığımız yay komutu var biliyorsunuz. Yay komutuna basıp ölçüler alabiliyoruz. İki tane alt sekmesi var yay komutunun yöntemleri olarak. Bunlardan bir tanesi 3 noktadan geçerek seçimler yapıyoruz ve ölçüyü öğreniyoruz ya da tek noktayı seçip ölçüyü öğrenebiliyoruz. Örnek yapalım bir tane. Geldim. Bakın şuranın başlangıç, orta noktasına yakın bir yer ve bitiş noktasını seçiyorum. Onay verdiğimde direkt bana buranın yarı çapının 50, yani tam çapının da 100 olduğunu söylüyor. Mouse'un orta tuşuna bastım. Diğer yöntemi geliyorum seçiyorum. Burada da orta noktaya yakın bir yer seçiyorsunuz. Onay veriyorum. Bakın buranın da 50 olduğunu öğrenebilirsiniz. Bu yöntemi genelde tavsiye etmiyoruz biz. Yuvarlayarak kesin ölçüye gidebilirsiniz siz. Bizim her zaman müşterimize tavsiye ettiğimiz yöntem başlangıç, ortaya yakın bir yer ve son noktadır. Böylelikle daha keskin, daha net, daha doğru ölçümler yapabilirsiniz. Şimdiki örneğimizde ise uzunlukla alakalı değerleri ölçmeyi göstereceğiz. Bu daire olabilir, bu bir eğri olabilir. Bunları uzunluk komutu ile ölçebiliyoruz. Komuta basar basmaz bize eğri seçmemizi istiyor. İsterseniz bakın buradan bir dairenin kenar noktası, yani eğriyi seçebilirsiniz. Ben bakın devam ettiriyorum. Her tıklamamda yaklaşıyorum. Üzerine ekleye ekleye topluya topluya gidiyor. Tekrar mouse'un orta tuşuna bastım. Dilersem bakın şuradaki tek bir eğrinin uzunluğunu da alabiliyorum. Sizler de bu şekilde eğrilerin uzunluk ölçülerini almak isterseniz boylarını uzunluk komutuyla yapabiliyorsunuz. Son olarak ölçüm komutlarında alan ve 3 boyutlu yüzey komutlarını öğrenelim. Alana bastınız arkadaşlar. Mesela seçmiş olduğunuz sınırlar içinde kalan alanın ne kadar olduğunu merak etmek istiyorsanız bakın geliyoruz. Bu şekilde ölçümler yapabiliyorsunuz. Referans noktamın mesafeleri, ağırlık merkezimle ilgili bilgiler, alanın kaç metrekare olduğu, çevrenin uzunluğu, yoğunluk, alan kütle, atayet momenti gibi değerler var. Ağırlık merkezine olan ve referans noktasına olan değerler. İkinci örnek ise 3 boyutlu yüzey. Mesela atıyorum geldim şuradaki form var. Bu yüzeyin alanını hesaplamak istiyorum. Onay verdim. Direkt bana alanı ve sınır uzunluğunu veriyor. Aynı şekilde geldim. Şu yüzeyi seçebilirim. Onay verdim. Yine bana seçmiş olduğum alanla ilgili bilgileri veriyor.